denilen şey de aslında dini derslerin dayatılmasından başka bir şey. Her dönem, her yıl sistemi yeniden değiştirerek çocukları yeni strese, işte belirsizliğe sürükleyerek çocukların mutsuz olması için Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı, AKP hükümeti elinden geleni yapıyor. Ama tam aksini söylüyorlar bir yandan da. Çünkü hani bu değişikliği yapıyoruz. Çocuklar tek bir sınavın stresini yaşamasınlar. 36 tane olunca, yani 3 yılda 36 sınav, yılda 12 sınav olunca sınavın çok bir ehemmiyeti kalmaz. Onlar da gülerler, oynarlar, çocukluklarını yaşarlar diyorlar. Mümkün değil mi böyle bir şey? Şimdi yani bu okul seçmelerine liseye geçişte sınav odaklı olduğu sürece yani işte bir sınavın stresini yaşama yerine şimdi o stresi daha da arttırdık. 12 sınavın stresini yaşayacaklar. 6. dönem, 6. dönem. Dolayısıyla burada değişen ne? Yani çocuk yine sınava girecek, stresi 12'ye katlanacak. Var olan akademik liselerin sayısı yine sınırlı olacak. İşte 1 milyon, bir geçen yıl sınava girenler 1 milyon 112 bin öğrenci. Önümüzdeki yıl bu sayı daha da artacak. Bu 1 milyon 112 bin öğrenci içerisinde 300 bin öğrenci akademik liseye girdi. Gerisi giremedi. Önümüzdeki yıl bu sayı daha da artacak. Okul sayısı aynı. Sınava yani giren sayı, çözülmeyecek diyorsunuz. Tabii sınava giren öğrenci sayısında artış olacak ama akademik lise sayısında bir değişiklik olmayacak. Bekir Bey, aynı soruyu size de soracağım. Bakan diyor ki bu çocuklar artık gülsünler biraz. Bu değişiklik çocukların yüzünü güldürür mü? Öncelikle Bakan Bey bir temenni işaret ediyor. Yani çocuklarımızın yüzünü gülmesini kim istemez? Fakat bu temenninin fiiliyata dönüşmesi veyahut gerçekleşmesi elbette ki kolay bir süreç değil. Milli Eğitim Bakanlığı bir arayış içerisinde. Öncelikle bunu söylemek lazım. Yani daha iyinin arayışı içerisinde. Burada ben niyet sorgulamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani burada elbette ki çocuklar için en iyisi arzu ediliyor ve onun için bir çaba var. Fakat burada bir takım yeni getirilen sistemin bir takım avantajları da var, bir takım dezavantajları da var. Yani çok siyah bir veyahut beyaz bir resimle karşı karşıya olduğumuzu düşünmüyorum. Sistemin bazı avantajları var. Örneğin çocukların bir sınav yerine birden çok sınava girecek olması ve bu sınavların telafi imkanlarının olması bir sınav baskısını azaltacaktır. En azından zamana yayacaktır. Zamana yayarak bir sınav baskısını belki azaltacaktır. Fakat elbette ki bir sınavın birden çok sınava dönüştürülmesi de lojistik olarak bir takım zorlukları beraberinde getirecektir. Bu yeni getirilen sistemin ilk yıl uygulanacak olmasından dolayı elbette ki öğrenciler bu yeni sisteme alışkın değiller veyahut bunu daha önce denemediler. Kaygıları olabilir fakat çok da fazla kaygılanacak bir şey olduğunu söylememiz zor. Çünkü öğrenciler okullarından ayrılmayacaklar. Kendi sınıflarında, okullarında sınava girecekler. Bunun da ben bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Dershane sistemi buradan tasfiye mi olur? Daha da güçlenerek çıkar. Dershane sistemi tasfiye olmaz, daha da artar. Yani siz sınav sayısını artırıyorsunuz. Her dönem ortalama işte her dönem 6 sınav yapacaksınız. Şimdi nitelikli okul sayısında bir değişiklik olmayacak. İşte bizim sınavla girilecek okul sayısında bir kontenjanında bir değişiklik olmuyor. Sayısında bir değişiklik olmuyor. Öğrenci sayısı artıyor. Yani rekabet artıyor. Olur. Temel mesele şu aslında Mustafa Bey. Yani burada sınav odaklı olmaktan çıkarmadıktan sonra okul tercihlerini, okul yönlendirmelerini, nitelikli okul sayısını arttırmadıktan sonra istediğiniz şekilde sınavları yapın. Yani bunu 2 saatte de yapsanız, 10 saatte de yapsanız, işte farklı derslerde de yapsanız, sonuçta bir seçmeye dayandıktan sonra o sonuç değişmiyor. Öğrenci yine o stresi yaşayacaktır, yine o rekabete girecektir ve yine dershaneye girecektir. Her bölgede, her okulda aynı sınavı yapmak ne kadar mümkün? Türkiye'nin her bölgesinde, her okulunda eşitsizlikler olduğunu biliyoruz. Yani bir takım sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Fakat burada şunu da görmemiz lazım. Bu eşitsizlikler bu yeni sınav sistemiyle birlikte doğmadı. Bunlar zaten vardı. Geçen yıl da sınav yapılıyordu. Bu eşitsizlikler yine vardı. Dolayısıyla bunu sınavla birlikte ele almanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Fakat şunu söylememiz lazım. Eğer bu sınav sadece yerleştirme amacıyla kullanılırsa muhtemelen etkisi de sınırlı olacaktır. Bu eşitsizlikleri azaltma ya da artırma konusunda. Fakat bu sınav eğer eşitsizliklerin tespit edilip bunların telafi edilmesi anlamında bu verilerin bu şekilde kullanılması sağlanırsa şayet bunun olumlu sonuçları olabilir. O eşitsizliği ortadan kaldırabilmenin imkan ihtimali yok. Yani, o eşitsizliği sağlayabilmek için işte o sosyal ortamın iyileştirilmesi, ekonomik koşulların iyileştirilmesi gerekiyor. Okulların niteliklerinin düzeltilmesi lazım. Yani İstanbul'da bile
farklı ilçelerdeki müfredatın eşgüdüm halinde işletilmesi ciddi anlamda sıkıntı. Yani şey yok mesela, bir okulların büyük çoğunda ücretli öğretmen var. Öğretmen yok, yeterli altyapı yok. Bu durumda müfredat yetişmeyen öğrenci ne olacak? O sınava girdiği zaman hocam biz daha o konuya gelmedik diye diyemeyeceğine göre dershaneye gitmek zorundadır. Ya da farklı bir şekilde eğer koşulları varsa dershaneye gitmek zorundadır. Koşulları yoksa bu yarışın dışında kalacaktır. Bu sistemde zaman içerisinde işte yoksulun hep böyle meslek sesi ya da imam hatibe yönlendiren bir sistem. Varsıl olanı, ekonomik olarak durumu iyi olanı da işte şimdi olduğu gibi biraz daha nitelikli okullara ya da özel okullara gitmesini sağlayan bir sistem.